Ben kurcalarsam düzelmeyeceğini nereden biliyorsun? Aman bilmeyecek ne var canım? İçeriki oda bozuk saat dolu. Aman sana da yalan olmaz ki, sağ olasın yani. Hayır, ben bu işlerle uğraşmaya pek bayılıyorum zannediyorsun. Sonra bir saat diğer bozulmaya kadar derdinize bozulacaksa... Kuruntu ailesinin Hüsnü Kuruntusu. Avrupa yakasının Tahsin Sütçüoğlu'su. Haydi Gelsin'in bugünkü konuğu Türkiye Tiyatrosu'nun önemli ismi Gazanfer Özcan. Lise eğitimini yarım bırakarak şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne kaydoldu ve ana kadroya giden yol burada başladı. Tiyatroya tamamen başlangıcım tesadüf olarak gerçekleşti. Hocalarımın teşvikiyle oldu. Taksim Erkek Lisesi'nde İngilizce hocam genç kızın da bizim komşumuzdu. 4-5 yaşından itibaren mahallelinin taklidini yapardım. Aile toplantıları olduğu zaman hadi taklit yap derlerdi. Ben de çocukluğum verdiği cüretle yapardım. O zaman işte İngilizce hocam Firuzan Hanım, ben öğretmen olacağım, sen de öğrencim olursun gibi laflar ederdi. Nitekim yıllar sonra İngilizce hocası olarak karşıma çıktı. Yıl sonu müsameresi için sınav açılmıştı. O beni tavsiye etmiş, sınava girdim ve kazandım. Hayatının tiyatroyla ilgili ikinci dönüm noktası 1955'te oynanan Mahallenin Romanı adlı oyunda oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzab'ın yerine Gazanfer Özcan sahneye çıktı. Çok ani oldu ve ben bir saat içinde hazırlanıp sahneye çıktım ve Allah'ın yardımıyla çok başarılı bir performans sergiledim. O zaman İstanbul Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökalp'ti ve ondan bir takdirname geldi bana. Gazanfer Özcan bu döneme ait şunları söyler. Reşat Nuri Güntekin, ben sahne hayatına başladığımda şehir tiyatrolarının edebi heyetinde yer alıyordu. Herkes onu romanlarıyla tanır ama aslında çok önemli bir tiyatro yazarıydı. Ondan çok şey öğrendim. Gazanfer Özcan 1949'da şehir tiyatrolarına kayıt yaptırmaya gittiğinde Gönül Ülkü'yle tanışır. Tiyatroya kayıt yaptırmaya gittiğimde karşılaştım Gönül'le. O gün arkadaş olduk. İki erkek ya da iki kız arkadaş gibiydik. Kısa zamanda ekmeğimizi, suyumuzu, sırlarımızı paylaşır olduk. Uzun ve sıkı bir arkadaşlıkları olur. Ancak bu arkadaşlıklarının gönül ilişkisine dönüşmesi için biraz zaman geçmesi gerekecektir. Bu süreçte ikisi de başkalarıyla evlenir. Gönül Ülkü'nün ilk evliliğinden Kılıç Işılay adında bir oğlu olur ve ayrılır. Gazanfer Özcan'sa ilk evliliğini 1956'da yapar. 57'de kızı Fulya dünyaya gelir ve bir süre sonra o da ayrılır. 1962 yılında Gazanfer Özcan evlenme teklif eder Gönül Ülkü'ye. Gönül Hanım önce biraz şaşırsa da kabul eder bu teklifi. Sanatçıların yakın dostları için de sürpriz bir tekliftir bu. İki sanatçının çatışacağını düşünerek bu evliliğe 6 ay ömür biçerler. Gazanfer Özcan'ın 2009'daki vefatına kadar 47 yıl aynı yastığa baş koyarlar. 1962-63 yılında Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurarlar. Genç kuşaklara tanışması Kuruntu Ailesi dizisiyle olur. TRT'de 1983'te başlayan dizi 2002 senesinde sona erer. Dizide eşi Gönül Ülkü'nün yanında kızı ve damadı da yer alır. Gönül Ülkü dizi için şunları söyler. Hem aile dizisiydi hem de bizim ailenin dizisiydi. Titiz, namuslu, pimpirikli Hüsnü Kuruntu tipini herkes sever. Gazanfer Özcan da şunu söyler. Hüsnü Kuruntu %70 oranında benim babama benziyordu. %30 da kendimden kattım. Usta oyuncu Kuruntu ailesi dışında bu nasıl iş? Başımıza gelenler baba ve Avrupa Yakası dizilerinde oynar. Özellikle Avrupa Yakası dizisindeki Tahsin Sütçüoğlu karakteriyle her yaştan geniş bir hayran kitlesine ulaşır. Özcan 2002 senesinde eşi Gönül Ülkü hastalanınca 3 yıl onun tedavisi için büyük harcamalar yapar. Ardından kendi sağlığı da bozulur ve o dönemde vergilerini ödeyemez. Vergi borçlarından dolayı özel tiyatrolara yapılan devlet desteğinden de yararlanamaz. Sıkıntılı günler başlar. 78 yaşındayım. Devletimize, milletimize hep hürmet ettik. Mahcup oluyorum. 78 yaşında hala çalışıyorum, mecburum. Kazandığım parayı komple vergi borcuna yatırıyorum. Ana paradan düşmüyor bile. Eşime, dostuma, çocuklarıma hep rol yapıyorum. Neşeli görünmeye çalışıyorum. Borcum nedeniyle seyahat yasağı kondu. Oğlum İngiltere'de. Gidip göremiyoruz. Çok ağır geliyor. Büyük üzüntü içindeyim. Yaşımız da kemale erdi. Vaktimiz yaklaşıyor. Bu gidişle öbür tarafta rahat edeceğiz. Aslında öbür tarafa gidenlere
gıpta ediyorum. Gazanfer Özcan, yaklaşık 2 aylık bir solunum yetmezliği sonucunda 17 Şubat 2009'da öbür tarafa gitti, istediği yere.